2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz. Tarihi Rotalar'ın bu bölümünde Yedikule'deyiz. Gezimiz sırasında Bizans'ın muhteşem Altın Kapısı'nı ve Osmanlı'nın yaptığı Yedikule zindanlarını, ayrıca bostanları ve surları göreceğiz. Ama bütün bunları rivayetler, söylenceler ve efsaneler eşliğinde gezeceğiz. Yüzyıllar boyunca İstanbul'u koruyan ve Romalıların yani Bizans'ın yaptığı İstanbul surlarını üçe ayırmak mümkün. Haliç, Marmara ve arkamda gördüğünüz Kara surları. Ancak bu üç sur dizinin içinde en çok yatırımın yapıldığı, en çok emeğin ve paranın harcandığı yer Kara surları. Çünkü en zorlu saldırılar her zaman karadan gelmiştir. İşte bunu bilen imparatorlar bu surları oldukça güçlü inşa etmişler. Arkamda gördüğünüz Kara surları 2. Teodosios zamanında yapılmış. Onun döneminde inşa edilmiş. Ancak bugün önemli ölçüde ayakta duran, 6,5 kilometrelik ve 56 kulesi ayakta olan bu surlar şehrin ilk surları değildi. Bundan önce tam 4 kez surlar yer değiştirmişti. İstanbul'un nüfus artışı bugünün problemi değildir. Bu sorun oldum olası vardır. İşte geçmişte de İstanbul'un nüfusu sürekli artmış ve kent sürekli büyümüş ve surlar yer değiştirmiştir. Burası da 2. Teodosios zamanında şehrin geldiği son noktadır. Oysa ilk olarak surlar Bizans komutanlığında Megaralıların kente gelip yerleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Onlar ilk şehirlerini Topkapı civarına kurmuşlardır, sarayın olduğu yere ve orayı surlarla çevirmişlerdir. Ardından 195 yılına geliriz milattan sonra. Septimus Severus, Roma İmparatoru bu surları yıkar ve şehri büyütür. Bugünkü çemberli taşın olduğu yere kadar büyümüştür artık şehir. Ancak yine kabına sığmaz ve 325 yılına geldiğinde şehri tekrar kuran ve adını veren Konstantin surları Aksaray bölgesine kadar taşır ve şehri oraya kadar büyütür. Çok değil, aradan 88 yıl geçer. 413 yılına geldiğimizde ise 2. Teodosios dönemidir ve o işte bu gördüğünüz surları yaparak şehri buraya kadar büyütür. Ancak bu surlar aradan 35 yıl geçtikten sonra bir depremle yıkılacaktır. ...447 yılında büyük bir depremle surlar önemli ölçüde yıkılır. Yerle yeksan olur. Ama surların yıkılması bir başka problem için can sıkıcı haldedir. Çünkü Atilla ordularıyla şehre yaklaşmaktadır. Atilla Büyükçekmece'ye kadar gelmiştir neredeyse. Ancak gelmeden çok daha önce, depremden hemen sonra Maviler ve Yeşiller, ipodromda at yarışı yapan takımlar ve taraftarları Atilla tehlikesine karşı surları yeniden inşa işine girişirler. Ve 60 gün gibi kısa bir sürede inşa işi tamamlanır ve Atilla gelmeden surlar dimdik ayaktadır. İşte Atilla Büyükçekmece'ye gelince bu haberi alır. Geç kalmıştır. Belki de surlar onu caydırmıştır.
ama belki de daha kolay bir lokmaya yönelmiş ve Fransa topraklarını ele geçirmek için Balkanlar üzerinden batıya doğru yoluna devam etmiştir. Tabii yol boyunca pek çok kenti de kendi topraklarına ve kendi ganimetleri arasına katarak ilerlemiştir. Kara surlarının ne kadar güçlü olduğundan bahsetmiştim. Öyle ki muhteşem bir sistem kurmuş Bizanslılar. 4 kademeden oluşuyor surlar. En önce oldukça yüksek, 20 metre yüksekliğinde ve 5 metre kalınlığında bir ana sur duvarı var. Onun önünde ise daha alçak, 2 metre kalınlığında bir sur duvarı. Bu da yetmemiş, bir de önüne hendek yapmışlar. Ancak hendeğin iki tarafında derinliği 8-10 metreye kadar giden duvarlar var. Bu duvarlar göğe doğru değil, yer altına doğru. Peki neden? Çünkü o dönemde saldırılar, surlara yapılan saldırılar sadece yüzeyden değil, yer altından tünel kazılarak da yapılırdı. İşte bunları engelleyebilmek için hendeğin hemen iki yanına yer altına doğru inen yeraltı duvarları da örmüşler. Surlar önemli ölçüde ayakta. Peki hendek ne oldu? Bizans döneminde şehri koruyan hendekler Osmanlı döneminde kıtlığa karşı şehri koruyordu. Çünkü Osmanlı döneminde burası bir tarım alanına dönüşmüştü. Şehrin içindeki su sarnıçları, eski Bizans açık hava su sarnıçları gibi hendekler de yüzlerce yıldır biriken o güzel toprakta şahane tarım yapmaya elverişli yerlerdi. Ve burada Osmanlı döneminden beri yaklaşık 550 yıldır kesintisiz tarım yapılıyor. Ve burada yetişenler arasında bir ürün var ki endemik, yeri değiştirilemez ve sadece burada yetişen. O da Yedikule marulu. Onu da burada yetiştiriyorlar ve buradan satışa sunuyorlar. Onun haricinde bu kapının hemen dışı, hendeklerin hemen dışı eski Kaslı Çeşme semti. Orası Yeniçeriler döneminde Yeniçeriler için etlerin kesildiği salhaneler, yani mezbaların bulunduğu yerdi ve orada kesilen etler Yedikule'den ta Aksaray'a kadar götürülür, orada Yeniçerilere dağıtılırdı. İşte bu nedenle yakın dönemlere kadar hemen bu surların önünde Kazlı Çeşme semtinde derihaneler vardı. Ve bu işte o günlerden kalan bir gelenek olarak karşımızda duruyor. Artık surların içine girme zamanı geldi. Artık sur içindeyiz. Sur içine girişi Yedikule kapısından yapıldı. Bu kapı hisar yapıldıktan sonra, Yedikule hisarı yapıldıktan sonra altın kapı kullanılmaz olunca burasının açıldığı rivayet edilir. Burayı 3. Ahmet ihya etmiştir, tamir ettirmiştir. Neden? Çünkü onun döneminde bir depremde zarar görür ve burayı tekrar inşa ettirir. Ön tarafına da bir kitabe koyar ve o kitabede 3. Ahmet'in burayı ihya ettiği yazar ve Vezir-i Azam İbrahim Paşa'ya emir verdiği de yine bu yazının içindedir. Ayrıca Yedikule kapısı 7 katlı felek gibidir diye bir övgü metni de vardır. Ve tarih olarak da 1724 düşürülmüştür. Dışında bu kitabe varken iç tarafında kapının hemen üstünde ise bir Bizans kartalı vardı. Bugün yerinde yerler esiyor. Çünkü 2009 yılında buraya asılan bir pankartla önü kapatılmış ve aylar sonra o pankart indirildiğinde bir de bakılmış ki Bizans kartalı yerinde yok. Ve çalınıp yok olup gitmiş. Bugün ise sadece onun izini ve bir zamanlar var olduğu yeri görebiliyoruz. Ta
Tarih boyunca savaş teknolojisi karşılıklı olarak gelişti. Saldıranlar ve savunanlar. Her biri yeni döneme, yeni teknolojiye uyum sağlamaya çalıştı. İşte surlar yükseltildi, hendekler genişledi, hendeklerin altına doğru derinlemesine duvarlar kazıldı. Diğer tarafta mancınık bulundu, tünel sistemleri geliştirildi. Ama her hamleye karşı hamleyle cevap verildi. Ta ki barut icat olunana kadar. Barutla birlikte işin rengi değişmeye başladı. Artık surlara karşı top vardı. Ve surlarla top arasındaydı artık savaşlar. Ve bunu yıllarca İstanbul'u almayı kafasına koymuş biri fark etti. O da Fatih Sultan Mehmet'ti. Ve o güne kadar görülmemiş boyutta toplar yaptırdı. Ve onlarla şehrin surlarının önüne geldi. Ve yaklaşık 2 ay gibi bir sürede binlerce yıldır alınamayan, neredeyse 1000 yıl boyunca alınamamış olan bu şehri sonunda almayı başardı. Sura karşı top kazanmıştı. Aldıktan sonra yaptığı ilk işlerden biri 1458 yılında var olan Altın Kapı, Bizans'ın Altın Kapısı'nın 3 kulesine arkaya da bir iç kale yaparak 4 kule daha ekledi. Ve ortaya 7 kuleli bir kalecik çıktı. İşte 7 kule isminin kaynağı böylece belirmiş oldu. Bizans İmparatorluğu'nun sıfır noktası sayılan, bugün Sultanahmet Meydanı'nda bulunan milyon taşı bütün yolların başlangıcı kabul edilirdi. Ve işte oradan başlayan Bizans'ın ana caddesi Mese, oradan buraya kadar gelir ve buradan artık sur dışına çıkar ve Balkanlar üzerinden Roma'ya kadar giderdi. Bu yola Via Ignatia adı verildi. Ignatia adlı bir vali tarafından bir süper otoyol projesi olarak tanımlanmış, tasarlanmış ve İstanbul'u bir merkez haline getirmişti. Konstantinopolis o günden sonra sadece bir varış noktası değil, bir yükleme noktası haline gelmişti. Yani kente çok şey katmıştı. İşte Via Ignatia'dan gelenlerin şehre giriş yaptığı ya da çıkanların Via Ignatia'ya çıktıkları yer burasıydı. Önce heybetli bir altın kapı ve hemen onun önünde de arkamda gördüğünüz küçük yaldızlı kapı. Bugün bu halde görünse de küçük yaldızlı kapının önünde bir zamanlar mitolojik hikayeler anlatan mermer levhalar varmış. Bunların içinde neler yok ki? Yeryüzünde sevgilisi Endimion'u aramaya gelen tanrıça Selena ya da Herkül'ün 12 işini anlatan levhalar. Ayrıca 9 ilham perisine ait kabartmalar varmış. Peki bunlar ne olmuş? Bunlar 18. yüzyılın başında İngiliz elçisi tarafından götürülmek için yerlerinden sökülmüş. Hatta buradaki görevlere rüşvet verdiği de söylenir. Ancak halk buna tepki göstermiş. Çünkü bu levhaların şehrin tılsımları olduğuna inanıyormuş halk ve şehri cinlerden koruduğuna inanırlarmış. Bu tepki üzerine levhalar söküldüğü halde yerde bırakılmış. Uzun yıllar böyle kalmış, daha sonra da müzayedelerde ya da hırsızlıklarla kaybolup gitmiş. Daha sonra burada yapılan kazılarda bunların birkaç parçası bulunmuş ve bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Yaldızlı küçük kapının hemen diğer tarafında ise heybetli altın kapı yükseliyor. Dilerseniz ona yakından bakalım ve onun detaylarını birlikte inceleyelim. Altın kapı sadece Via Ignatia'ya açılan bir kapı değildi. Bütün bunların ötesinde bir merasim kapısıydı. Çünkü Bizans imparatorları dönüşlerinde muzaffer bir komutan edasıyla savaş dönüşlerinde bu kapıdan giriş yaparlardı. Beyaz atlarıyla gelir, beyaz giysileriyle kapıda attan inerler ve toprağı öperlerdi. Ve dini liderler onun başına altın bir çelenk koyarlardı. İşte burası böylesi önemli bir noktaydı. Ama sadece bu değil. Aynı zamanda Bizans imparatorlarının tahta çıkmak için kullandıkları bir yerdi. Çünkü buradan çıkarlar ve bugünkü Bakırköy'ün olduğu yere giderlerdi. Bakırköy'ün olduğu yerde büyük bir manastır, bir kilise vardı ve orada taç giyerlerdi. Bakırköy'ün o dönemdeki adı Ebdomon'du.
Ebdomon 7. anlamına gelir. Çünkü Sultanahmet Meydanı'ndaki Milyon Taşı'ndan başlayarak Bakırköy'e kadar olan mesafe 7 mildi. Bu nedenle Bakırköy'e 7. anlamına gelen Ebdomon denirdi. Tabii ki bu kapı altın yaldızlarla bezenmiş, harflerle yazılmış bir takım yazılar barındırıyordu. İşte onlardan birkaçından bahsedeceğim. Ama gözünüzde daha iyi canlandırabilmeniz için dilerseniz bunu bir pano önünde yapıyorum. Altın Kapı'nın geçmişte nasıl göründüğüne dair burada bir pano var. Bunu pek çok yerde bulmanız mümkün. Bu bir canlandırma, en azından hayal gücüyle yapılmış bir takım kapıyla ilgili ipucu veren detaylar. Burada gördüğünüz kapının üstünde 4 filin çektiği ve üstünde 2. Theodosius'un olduğu bir araba var. Bunu Pers İmparatoru hediye etmiş 2. Theodosius'a. Sebebi de 391 yılında Roma'da Hristiyanlığı resmi din ilan edip İstanbul'a yani Konstantinopolis'e dönmesinin şerefine böyle bir hediye verilmiş. Buradaki filler karanlığa karşı ışığı sembolize ediyor. Yok oluşa karşı ışığı sembolize, varoluşu sembolize ederken imparator heykeli ise onun iktidarını anlatıyor. Sadece bununla sınırlı değil altın kapıda olanlar. Bir de bir takım yazılar var. Onlar da bize tarihi bir vesika olarak sunulmuş durumda. Onlara da bakalım. Ayrıca kapının kemerlerinde altın yaldızlı harflerle bakın neler yazılıyordu. Bu mahalli yani bu yeri Theodosius tiranı susturduktan sonra süsledi. Ayrıca kapıyı altından yapan altın çağın hükmünü sürüyor diye Theodosius'a övgüler süren bir takım metinler vardı. Burası az önce de söylediğim gibi fetihten sonra iç kale eklenerek ve 4 kulenin eklenmesiyle 7 kule haline getirildi. Ancak bugün 7 kule yok. Her ne kadar biz 7 kule diyorsak da bugün 6 kule demek gerekiyor. Çünkü 1766 yılında kulelerden biri yıkıldı ve hali hazırda şu anda 6 kuleyle hayatına devam ediyor. Burası Osmanlı döneminde hazinelerin saklanması, değerli evrakların saklanması için inşa edilmiş. Ve bunu en iyi anlatan da 16. yüzyılda Roma, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun elçilik heyetiyle birlikte İstanbul'a gelen ve heyetin eczacısı olan Lubeneva adlı bir kişi. Bir seyahatname yazıyor ve bakın burayla ilgili nasıl bilgiler veriyor. Kalenin başında Dizdar denen ve çok itibar gören bir kumandan bulunur. Emrinde 500 yeniçeri vardır. Türk hükümdarlarına ait servet ve değerli eşyalar burada muhafaza edilir. Yedi kule hisarındaki kulelerden birinde külçe altın ve para, diğerinde eski ve kıymetli eşyalar, resmi evraklar, bir diğerinde de Yavuz Sultan Selim'in İran'dan getirdiği ganimetler bulunur. Burası uzun yıllar hazine binası olarak kullanıldı. Daha sonraki dönemlerde buranın çok da güvenli olmadığı anlaşılınca hazine binası Topkapı Sarayı'nın içine inşa edildi. Ve burası başka işlevler için kullanılmaya başlandı. Artık burası bir hapishaneydi, bir zindandı. Ancak bu gelenek burası hazine binası iken de vardı. Ve bu geleneği başlatan zaten Yedikule'yi yaptıran Fatih Sultan Mehmet'ti. Fetihten hemen sonra Çandarlı'yı burada katlettirmişti. İşte ondan sonra da bu gelenek devam etti. 1622 yılında ise bambaşka bir olay yaşandı. Yine bir katliam, yine bir ölüm vardı, bir boğma olayı vardı.
Ancak bu sefer padişahların emriyle boğulan sadrazamlar değil, tam tersi Yeniçeri ayaklanmasıyla katledilen bir padişah söz konusuydu. O da genç Osman. 14 yaşında tahta geçmiş, 19 yaşında Yeniçeri ayaklanmasıyla işte buraya getirilmiş, hapsedilmesi gerekirken alelacele bir kementle boğularak öldürülmüştü. 8 ay sonra Anadolu'daki ordu geri dönmüş ve bunun intikamını almıştı. Bu katliamda dahli olan pek çok kişi ortadan kaldırılmış ama en önemli ceza Kara Davut Paşa'ya verilmişti. Çünkü o bu işte çok önemli bir rol üstlenmişti. Aynı ceza ona da uygulandı ve aynı kementle o da boğularak öldürüldü. Aslında genç Osman naif bir insandı. Şahane şiirler yazıyordu. Farisi mahlasıyla yazdığı bir şiirde bakın neler söylemiş. Dün sabah padişahı ciyan idim. Şimdi üryan kaldım. Merhamet edip halimden ibret alın. Dünya size dahi kalmaz. Genç Osman'ın katledilmesinde Kara Davut Paşa kadar bir başka grubun da rolü vardır. Onlar da Yeniçerilerin 65. ortası. Yani bu bölükteki Yeniçeriler bu katliamı gerçekleştirmiştir. Ve ardından onlar da öldürülür ve bu da yetmez, 65. orta lağv edilir, ortadan kaldırılır. Ve sonra bir gelenek başlar. Topkapı Sarayı'nda 3 ayda bir Yeniçerilere maaş dağıtılırken Yeniçeri ortalarının, bölüklerinin isimleri bağırılır. Birinci orta, ikinci orta diye. Sıra 65. ortaya geldiğinde yoktur der hep bir ağızdan Yeniçeriler. 3 kere bu şekilde tekrarlanır. Üçüncüde ise yok olsunlar diye hep bir ağızdan bağırılır ve bu lanet Osmanlı döneminde de yakın döneme kadar devam eder. Böylesi acı ve karanlık olayların dışında Yedikule zindanlarında burada daha aydınlık, daha yumuşak hikayeler de yaşanmış. Besteci olan 3. Selim, aynı zamanda yine bir besteci olan ve iyi bir müzisyen olan Acı Sadullah Ağa'nın bestelerini çok sever ve severek dinlerdi. Bir gün Acı Sadullah Ağa'nın saraydaki cariyelerden birine göz koyduğunu, aşık olduğunu öğrendi. Buna çok sinirlendi ve idam edilmesini emretti. Ancak saray görevlileri 3. Selim'in huyunu bildikleri için bu işten pişman olacağını düşündüler ve onu idam etmek yerine Yedikule'de bir zindana hapsettiler. Burada bir beste yaptı Acı Sadullah Ağa ve bu beste adı verilmeden 3. Selim'in huzurunda çalındı. Bunu dinleyince çok beğendi. Kimindir bu beste diye sorunca isim vermediler. O da dedi ki bunu yapsa Acı Sadullah Ağa yapar. Yazık ettik kendisine diye üzüldü. İşte o sırada saray görevlileri durumu anlattılar. Buna çok sevindi 3. Selim ve onu affetti. Ve ayrıca cariye ile evlenmesine de izin verdi. Ve yıllar sonra bu olay Münir Nurettin Selçuk'un ve Periha Altındağ'ın oynadığı bir filme konu oldu. Osmanlı döneminde zindan olarak kullanılan Altın Kapı'nın pilonlarından birinin merdivenlerinden yukarıya çıktık. Ancak yol boyunca karanlık dehlizlerden, loş hücrelerden geçtik. Bütün bu karanlık ve loş ortam bizi biraz tarihi filmlerin setine götürdü. Ama yolun sonunda muhteşem bir ışıkla karşılaştık. Burası pilonun terası ve burada İstanbul'un en güzel manzaralarından birini görmeniz mümkün.
döneminin seçkinler hapishanesi Hanemas zindanlarıydı. Yani bu surların diğer tarafında, Haliç tarafındaydı. Osmanlı döneminde ise işte burası seçkinler için bir hapishane, bir zindan haline getirildi. Şu anda üstünde bulunduğumuz Altın Kapı'nın iki kulesi Osmanlı seçkinlerinin esirlerinin tutulduğu yerdi. Arkamda gördüğünüz zindan kulesi ise yabancı elçilerin ve yabancı devlet adamlarının esir tutulduğu yerdi. İşte burada çok sayıda yabancı devlet adamı esir, rehin karışımı tutuldu. Genelde bir savaş çıkardı ve o savaş sırasında hangi devletle savaşıyorsanız onun elçileri burada rehin alınırdı. Bunların içinde çok ünlü, çok tanıdık simalar vardı. Ancak oraya geçmeden önce kalenin tam ortasında bir çeşme, bir cami ve evler vardı. Bunlar buradaki görevli Yeniçerilerin evleriydi. Burada yaşarlardı. Burada görev yaparlardı. Ve ayrıca o zindan kulesinde kalan rehinler de kulede kapalı değildi. Buralarda dolaşırlardı. Hatta 19. yüzyılda burada onlar için, Hristiyanlar için bir şapel olduğu da anlatılır. Böylesi bir yerdi burası. Ama zindan kulesinin giriş kapısında hala onların izlerini görmemiz mümkün. Genç Osman'ın öldürüldüğü ve onun adıyla anılan Genç Osman Kulesi'nin en karanlık noktalarından birindeyiz. Burası Kanlı Kuyu olarak biliniyor. Ahşap bir takım iskeleler var. Bunların işkence için kullanıldığı rivayet edilir. Ayrıca burada yapılan bu idamlarda başlar ibret alem için sergilenirken bedenler arkamdaki Kanlı Kuyu'ya atılırmış. Kanlı Kuyu'nun denizle bağlantısı varmış ve işte bedenler buradan denize kadar gider ve yok olurlar. Zindan Kulesi'nin kapısının iki yanında kitabeler hala duruyor. Bu kitabelerin biri 1695, bir diğeri ise 1697 yılında yazılmış. İsimlerini bile okuyabiliyoruz. Stefan Alberti yazıyor. Bunlar Venedik donanmasındaki komutanlar. Burada esir tutulmuşlar. Ve burada o günleri anlatan, belki de özgürlük dileyen metinleri duvarlara kazımışlar. Burası zindan olmasının ötesinde daha sonraki dönemlerde pek çok işlev için kullanılmış. Bir dönem Topkapı Sarayı'na ait arslanlar buraya getirilmiş. Hatta hayvanat bahçesi olarak kullanılmış. Bir kız sanat okulu açılmış. Denize yakın olduğu için karantina, nazarat olarak da kullanılmış. Dedim ya, bu kule daha çok seçkinlerin, elçilerin tutulduğu bir kule, zindan kulesi. Demin isimlerinden bazılarını söyledim ama içlerinde biri var ki çok yakından tanıdığımız bir şahsiyetin dedesi. Tolstoy'un dedesi de işte burada esir tutulanlar arasında. Zindan Kulesi'nin içinde çok enteresan bir detay var. O da yılanlı kuyu. Tabii insan aklı hiç durmuyor. Rivayet, efsane, söylence uydurmaya çok müsait. Burası içinde şöyle bir şey söyleniyor. Bunun içinde yılanlar vardı ve yılanlar işkence için kullanılıyordu. Tabii ki bu bir söylence ama burada gerçek olan bir şey var. O da Tolstoy'un dedesinin burada esir tutulmuş olması. Deli Petro'nun elçisidir Tolstoy, Dede Tolstoy. Ve 1710 yılında Osmanlı-Rus Savaşı başlayınca Dede Tolstoy esir alınır ve burada tutulur.
Ta ki 1711 yılına kadar. 1711 yılında Prut Anlaşması imzalanır Osmanlı ile Rusya arasında. Ve bu nedenle de serbest bırakılır. Artık iş tatlıya bağlanmıştır. Ancak Rusya Prut Anlaşması'nın şartlarını uygulamaz. Bu sefer tekrar buraya alınır Dede Tolstoy ve 1713 yılına, yani 2 yıl boyunca da burada tutulur. 1713 yılında Rusya Prut Anlaşması'nın şartlarını yerine getirmeyi taahhüt etmiştir. Tekrar serbest bırakılır ve 1714 yılında ülkesine geri döner. Çok akıllı ve zeki bir adamdır. Hatta Deli Petro onun için aklı ve zekası çok mükemmel ama tehlikeli. Her an ısırabilir. Onun için elimin altında sürekli bir taş tutarım. Isırmaya kalktığında başını ezmek için. Bugün Tarihi Rotalar ekibi olarak Yedikule'deydik. Altın Kapı'yı gördük, Yedikule'nin zindanlarını gezdik. Bu arada bostanlardan surlara kadar ve insan hikayelerine kadar pek çok yolculuk yaptık. Ama yol boyunca rivayetler, söylenceler, efsaneler bize eşlik etti. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.